Tadımız tuzumuz kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere çok az malzeme ile çok hafif bir ana yemek tarifim olacak. Bunun için öncelikle tavama bir miktar sıvı yağ alıyorum. Toplamda 250 gram kadar kıyma vardı. Kıymamı ekledim ve güzelce kavurmaya başlıyorum. Aslında yapacağımız yemek bir nevi patates oturtma ama patatesleri kızartmayacağız. En pratik şekilde yapacağız. Ee, ve o kadar hafif oluyor ki inanın e, lezzetini sizler de çok beğeneceksiniz. Şöyle güzelce kavurdum. Çok fazla kavurmanıza gerek yok. Biraz da fırınlayacağımız için e, bu şekilde etin renginin dönmesi yeterli. Bir adet kuru soğanı yemeklik doğradım küp küp. Soğanla da şöyle birazcık kavuracağım. Bu arada bir adet yeşil biber doğradım. Küp küp yeşil biber de ekliyorum. Olmasa da olur. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Hem çok güzel bir lezzet verecek Tereyağı ile de birlikte soğan ve biberler yumuşasın biraz. Evet, soğanları da çok fazla kavurmuyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Bu biber salçasını kendim yapmıştım. E, girdiği bütün yemekleri çok lezzetli yapıyor gerçekten. Ev yapımı salçası başka oluyor. Salçayla da şöyle bir güzelce kavuruyorum. Dakikalar içerisinde bu yemeği hazırlayacaksınız ve çok hafif bir yemek olacak. Hemen 3 e, dişte sarımsak doğradım bu esnada e, salçayla da kavurduktan sonra. Sarımsakların kokusunu böyle hissedene duyana kadar e, şöyle bir karıştırdım. Çok güzel bir aroma veriyor. Karabiber ve kırmızı biber kullanıyorum bir miktar. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Tuzunu ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar yeterli gelecektir. Baharat ile de şöyle bir karıştırdıktan sonra 1,5 su bardağı su ekliyorum. Soğuk su ekledim. Varsa tabii ki kaynar su da ekleyebilirsiniz. Bir buçuk su bardağı su da toplamda 300 milim suya tekabül ediyor. 300 milim su kullandım. Kapağını kapatacağım. Yaklaşık bir 3-5 dakika kadar kaynatacağım. Çok fazla değil. 3 dakika yeterli olacaktır. Şu şekilde 3 adet patates kullanıyorum. Patatesleri dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Bu arada fırınımı 200 derecede ısıttım. 200 derecede ısınmış fırına süreceğim. En az 10 dakika önceden fırını açmalısınız. Patatesleri kızartmayacağız. İnanın o kadar lezzetli ve hafif oluyor ki. Sizler de denedikten sonra fark göreceksiniz. Zaten bu tarif hepiniz biliyorsunuzdur. Sizleri mutfağa yeni girenleri veya öğrenciler de bizi takip ediyor. Onlar için paylaştım. Evet sulu sulu kıymamızdan patatesin üzerine gezdiriyoruz. Sarımsak çok güzel bir arama vermişti. İçerisinde soğanlı, biberi, kıyması, tereyağı, e, biber salçası. Biber salçası yoksa domates salçası kullansanız da olur tabii ki. Güzelce bu hazırlamış olduğumuz sosu üzerine gezdiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok az malzemeli. Hemen bir 200-250 gram kadar kıymanızın olması yeterli. Üzerine ince ince dilimlemiş olduğum domatesleri yerleştiriyorum. Bu da olmazsa olmaz değil ama üzerinde güzel bir lezzet veriyor. Onun suyu buharıyla yemeğe karışıyor. Bu şekilde dolmalık biberleri de uzun uzun kesmiştim, süslemek amaçlı üzerine koydum. İçine koyduğum biber de dolma biberdi zaten. Burada Charleston biber vesaire sihirli biber gibi biberler satılmıyor. Şimdi fırına vermeden önce güzel sulu, sulu bir şekilde patatesler yumuşayarak e, pissin pişsin diye suyu çok fazla kaybolmasın diye üzerine yağlı kağıt örtüyorum bu şekilde yağlı kağıdı ben sudan geçiriyorum sıkıyorum üzerini kapatması kolay oluyor bu şekilde 200 derece ısınmış fırına sürdüm ilk 25 dakika yağlı kağıt ile pişirdim bakınız fokur fokur kaynıyor yağlı kağıdı üzerinden kaldırdım bir 25-30 dakikada e, üzerine yağsız yağlı kağıtsız pişirdim Patatesi kontrol ettim ve çıkardım. Bakın patates çok güzel bir şekilde pişmiş. Ve yemeğimiz hazır. İşte bu kadar kolay ve inanın çok lezzetli hafif bir yemek olmuştu. Ben yanına pirinç pilavı ile servis ettim. Yanına hiçbir şey yapmasanız da bu şekilde gayet lezzetli olacaktır. Yanına bir tarhana çorbası yapıp ikram edebilirsiniz. Hepinize hayırlı ramazanlar, bereketli iftarlar diliyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.